Merhaba gençler. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Mesleki gelişim işleyeceğiz şimdi. Mesleki gelişimde bölümün son konusuydu. Ünite bölüm aynı şeyi düzeltmeyeyim. Son konusuna geldik ve burayı bitirip yeni bir modüle geçeceğiz. İş sağlığı ve güvenliği konusuna geçeceğiz. Bu bölümleri takip etmenizi istemiştim ben sizden. Ahilik konusunu uzun zamandır işliyoruz. Birçok bölüm ödev verdim. Çalıştınız. Birçok bölüm ben anlattım. Daha sonra iki defa soru çözdük. Bu sonuncu çalışmamız olacak ahilik üzerine. Yeni bir konuya geçeceğiz. Şimdi sizden çalışmanızı istediğim konuları şöyle bir tekrar edelim. Daha sonra sorularımızı çözelim ve diğer son 2 saatimizde de programlamanın temelleri işleyeceğiz. Orada da devam edeceğiz. Şu üniteyi, evet, öğrenme faaliyeti 3'ü çalışmanızı istemiştim. Buraları okuyacaktınız. Değer kavramı, değerler, manevi değerler daha çok. Kültür varlıklarımız, milli ve manevi Hocam değerler. ekran paylaşmadınız. Paylaşayım. Evet. Öğrenme faaliyeti 3'ü çalışacaktınız. Burada toplumumuzun milli ve manevi insani değerlerini, ahilik kültürünün toplumsal düzendeki yeri önemi, ahilik ilkelerinin meslek hayatındaki etkinliklerini çalışacaktınız. Devam edelim. Milli ve manevi değerlerimizde işte sevgi, saygı, sabır, vatanseverlik, adalet, dürüstlük, yardımlaşma, sorumluluk olduğunu söylüyoruz. Kültür ve tarihine sahip çıkma önemli bizler için. Şurada gördüğünüz bir harita var. Bu haritada bölgelere göre tarihsel süreçte edinilmiş olan kültür varlıklarını görüyorsunuz. Bir harita var, bakın şurada. Bunu biraz daha büyütecek olursak, mesela İstanbul'da işte Sultanahmet Camii var. Çanakkale'de Truva var. Edirne'de ne bu? Hangi cami var Edirne'de çocuklar? Süleymaniye. Süleymaniye mi? Hayır, Edirne'de Selimiye Camii. Selimiye Camii var, değil mi? Senin dediğin cami nerede? İstanbul'da olması lazım. İşte Karadeniz'de balıkçılık var, çay var. Şurada Kastamonu'da özel bir mimari var. Kastamonu evleri. Ege'de komple şeylerden, antik Yunan'dan kalan ve Roma döneminden kalan tarihi kalıntılar var. Burada daha önce yaşamış olan toplulukların bırakmış olduğu miraslar var diyelim biz bunlara. Bunun dışında şöyle aşağı doğru inersek, bakın şuralar genelde işte antik Yunan tarihinden kalan eserlerin olduğu yerler. Komple kıyı Ege ve Akdeniz şeridini diyelim. Sağ tarafa gittiğimizde işte buraya doğru geldiğimizde, Doğu Anadolu'ya geldiğimizde burada yine bakın burada camiler var. Kervansaraylar var. Yukarıda Kars'ta Ani Harabeleri var. 1000 yıllarından kalan işte Anadolu'ya giriş kapısının olduğu, Dandanakan Savaşı'nın olduğu yer var oradan. Daha sonra yine ortada Selçuklulardan İç Anadolu, Konya, Sivas bölgelerinde yine Selçuklu'dan kalan eserler var. Osmanlı'dan kalan eserler var. Ankara'da Anıtkabir var. Gördüğünüz gibi. Peki bunları geçelim. Bunları birçoğunuz biliyor zaten. Şöyle araştırabilirsiniz. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası. Şöyle baktığınızda mesela
Şurada mesela şu bölgede neler var dediğinizde böyle harita üzerinden tıklayıp gidebilirsiniz. Mesela şurada kilise varmış, Ermeni Kilisesi. Antalya. Peki zamanınızı değerli verimli kullanalım. İnelim aşağı. Dini inançlar yine kültür varlıklarımızdandır. Kültür, kültürümüzün parçasıdır daha doğrusu. Varlık demeyelim sana. Dil sevgisi, aile birliği, bayrak sevgisi, işte vatan sevgisi, millet sevgisi, milli marşımız diye devam ediyor. İnelim aşağı doğru. Ahile'ye geliyoruz tekrar. Burada 15 Temmuz hakkında konuşmuştuk. İniyoruz aşağı. Yine geldik ahiliye. Ahilik ile ilgili şurada önemli bir kavram var, tanım var. Her medeniyet kendi insan tipini oluşturur. Bizim medeniyetimizin ideal insan tipinin tiplerinden biri de ahi tipidir. Ahilin ahlaki eğitiminden hedefi iyi insan yetiştirmektir. İyi insan olmanın yolu bilmek ve bildiğini uygulamaktan geçer. İnsan fikrini, zihnini, duygularını ve organlarını yaratılış amacına uygun bir şekilde kullanmayı bilir ve bilgisini uygularsa o üstün şahsiyet olarak kabul edilir diye bir tanım var burada. Ahi evranın kim olduğunu biliyorsunuz, ahilin nereden geldiğini biliyorsunuz, hangi ilde çıktığı, hangi ille ilişkilendirildiğini de biliyorsunuz. Onunla ilgili sorularımızı çözmüştük. Ahiliye kabul nasıl olunuyor? Bunu da anlatmıştım. Çıraklıktan alınıyor. Kabul edilirse çırak olmaya devam ediyor. Daha sonra kalfa oluyor. Daha sonra da usta oluyor. Bunlar törenle gerçekleşiyor tabii ki. Bunları da çözmüştük sorularını. Bunları da geçiyorum. Bir nevi tekrar bunlar. Üretimde kalite, işte ahilik iç kontrol mekanizması vardır. Şikayetler ahilik teşkilatının içinde çözülür. Ahiler kendi arasındaki esnafa zaman zaman ceza da verebilir. Hizmette mükemmellik kalitesi vardır. Yani günümüzdeki toplam kalite yönetimine denk gelir bu. Zamanla çıkmış olan şeyler. Üretimde sınırlama, milli ekonomiyi destek, meslek ahlakı odaklandığımız nokta şey. Bu zaten. Geçelim, şurada hikayeler var. Ahilin meslek hayatındaki katkıları. Kişiye olan, kişisel gelişme olan katkılarından da bahsetmiştik. Ahilik teşkilatının diğer özellikleri. Bunları da geçiyorum. Bunları da okumuştuk. Peki gelelim sorulara. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunlukla tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen düşünce, amaç, temel ahlaki ilkelere değer denir. Toplumsal değerlerimiz konusunda geçiyor bu. Değer denir. İnelim aşağı. Aşağıdakilerden hangisi milli, manevi ve insani değerlerimizden değildir diyor. Dil sevgisi, kültür ve tarihe bağlılık, aile birliği, bunlar milli, manevi değerlerimizdendir. Mülk sevgisi, yani maddiyata olan bağlılık söz konusu değil tabii ki. Bunların dışında bir şey bu. Olumsuz bir çağrışım yapıyor zaten. Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramı manevi değerler arasında yer alır? Tabii ki gelenekler. Bunlar zaten, bakın, manevi diyor. Gelenek manevidir. Bunlar camiler, fiziksel yapılar, daha çok maddi sayılabilir bunlar. Aşağıdakilerden hangisi ahilin sosyal ve ekonomik hayata katkılarından biri? Şunları kapatalım. Biri değildir. Kaliteli üretim yapma, can ve mal ortaklığı, milli ekonomiye destek bunlardandır. Topluma katkıdır. Ama sınırsız üretim diye bir şey yoktur. Öyle bir şey olmadığı için orada arada zaten belliydi kendini. Aşağıdakilerden hangisi ahilik kurumunda kalite mal üretmeye verilen cezalardan biri değildir? Pabucun dama atılmasını anlatmıştım. Yolsuzluk cezası, gönül küskünlüğü. Gönül küskünlüğü işte ahilikte iletişimi kesme oluyor. Şunlara bir bakalım isterseniz.
Evet. Şurada gönül küskünlüğü cezası vardır. En hafif cezadır. Bu cezayı alan esnaf diğer esnafa cezai süresine selam vermezler. Gönül küskünlüğü oluyor. Bu ceza süresi 2 haftadır. İkinci ceza yolsuzluk cezasıdır. Bu cezayı alan esnaf mal satamaz. Bu ceza da 1 ay sürer. Bakın daha ağır bir ceza. Ceza bitiminde esnaf idari kurulu toplanarak cezalı esnafın cezasının bittiğini ilan eder diyor. Daha sonra da ceza alan esnaf kahvehanesinde toplanan tüm esnafa çay ve kahve ikram ederdi. Üçüncü en ağır ceza ise pabucun dama atılması cezası. Bu cezayı alan esnaf bu tarihten sonra bir daha esnaflık yapamazdı. Yani tasnif ediliyor, dışarı atılıyor. Gönül küskünlüğü en hafifi, yolsuzluk, mal sattırmıyorlar. Bir de pabucun da dama atılması, yani esnaflıktan çıkartıyorlar bunu artık. Birlikten çıkartıyorlar diyor. Peki gelelim 96 mıydı? 95. Hapis cezası yok tabii ki bunlardan, evet. Aşağıdakilerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğunu göstermez? Kültürel ve toplumlar kodlar taşır, toplumsal yapının temelidir. Çocuğun ilk ve önemli toplumsallaşma yani sosyalleşme yeridir. Duygusal bir temele dayanır. Toplumsal ve sosyolojik yapı olduğunu belirtmez diğerlerine göre. Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir? Fikir birliği tabii ki. Herkesin fikri ayrı olabilir ama vatan sevgisi, bayrak sevgisi, örf ve adetler toplum yapan değerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi ahi kavramın ahi birliklerinde dayanışma örneğidir? Orta sandıkları vardır. Zekat sandıkları, emekli sandıkları, sadaka kutuları değildir. Tabii ki orta sandıklar vardır. Bunu da okuduğunuzu düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi ahi teşkilatında kullanılan pusula yöntemini günümüzdeki karşılığı çek ve senetlerdir. Şurayı pusula diye ararsak bakın burada var. Hangi başlık mı? Can ve mal ortaklığında geçiyor. Esnaf ve zanaatkarların birbirine olan güvenleri ve dayanışmaları pusula yöntemiyle sağlanırdı. Bu yöntemi şöyle örneklendirmiş. İplikçilerden ihtiyacı kadar iplik alan bir dokumacı bir miktar para verir. Kalan borcu adi bir kağıt üzerine filan kişiye şu tarihte ödemek üzere şu kadar borcum var. Yani veresiye vermek oluyor pusula yöntemi. İşte bu oluyor. Şeklinde yazardı. İplikçi elindeki bulunan bu kağıdı bir çek veya senet gibi başka bir dokumacı ile alışveriş yaparken kullanırdı. Yine ahi birliklerini harici ve dahililer olarak adlandıran iki grup üyeye mevcut şartlarda dikkate alınarak çeşitli yardımlarda bulunurlardı. Yani bir kağıdın üzerine imza atmış gibi oluyor. Sözü senet olmuş oluyor yani burada işte sözüm senettir kalıbı buradan çıkmış olabilir. Bu yönteme de pusula yöntemi denir. Çek ve senete uygundur. Ahilik emek ile sermaye arasında iyi ilişkiler kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? Yani ahiler kendi aralarında sosyal adaleti herkesin aynı şekilde yararlanmasına işte adil rekabeti kaliteli üretimi sağlamaya amaçlamışlardır. Emeğe saygı, özgüven, itibar. Aslında bunların hepsi olabilir ama sosyal adalet hepsinin üstündedir. Aşağıdaki cümlelerin yanında hangisi doğru, hangisi yanlıştır? Ahlaklılık dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan iyi ve doğru davranışların bütünüdür. Evet, itirazımız yok buna. Değerler toplumda değişiklik göstermez. Gösterir değerden her toplumda farklı olabilir. Her toplumun değerleri farklıdır. Kalkınma ile toplum arasında değer arasında çok yakın bir ilişki vardır. Evet, vardır. Kalkınma ile toplumun değerleri arasında. Ahilik toplumun huzuru, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma esas alan bir kurumdur. Kesinlikle öyledir. Din bir milletin
tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimdir. Hayır, bu değildir. Din bu değildir. Evet sevgili gençler, bu yanlıştır. Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiye eğitip üretici ve topluma yararlı hale getirmektir. Doğrudur kesinlikle. Ahilik budur. Nevi ahilin tanımı da olabilir bu. Meslek sahibi olmayan kişiler ahilik teşkilatına katılamazlar. Evet, bir meslek teşkilatıdır. Bu yanlış. Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki problemleriyle değil, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenir, yardımcı olur. Evet, kendi aralarında bir dayanışma olduğunu söylemiştik. Bu da doğrudur. Ahilikte standart dışı mal ve hizmet üreten esnafa verilen en hafif ceza gönül küskünlüğüdür. Doğru, gönül küskünlüğü. Daha sonra yolsuzluk, daha sonra da yolsuz bırakma, yani daha sonra da pabucu dama atılması vardı. Ahilik teşkilatı ustaların çok sayıda çırak yetişmesi amaçlanmıştır. Hayır, çok sayıda öyle bir nitelik önemlidir, nicelik önemlidir, öyle bir sayı hedefleri yoktur. Dedik ve bu modül bitti. Bundan sonraki modülümüz, şuradan bakalım, iş sağlığı olması lazım. Mesleki gelişim. İş sağlığı ve güvenliği. Modülü de buradan indirebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. İş yerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri var. Daha sonra meslek hayat hastalıkları var. Oluşabilecek kaza ve yaralanmalara karşı, yangınlara karşı önlemler var. İş kazasından sonra yapılması gerekenler var. Başka da ne olsun? Yeter bu kadar demişler. Peki sevgili gençler, sorusu olan var mı? Peki bir sonraki dersimizde bilmiyorum hocam. Bir sonraki dersimiz. On kişi var sevgili gençler. 10 kişi. Uyuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hiç sesiniz solunuz çıkmıyor. Hocam buradayım da dersin şu an şey bakmadım ders programına. Edebiyat. Benden sonra sonraki derste var. Beden var galiba hocam. Benden ben sonra edebiyat olduğuna emin misiniz? Evet, edebiyat var galiba. Evet, evet hocam, edebiyat var. Sonra iki tane sizin dersiniz var programda. Arada boş mu var? Ben de pardon, o halde bir dakika bakalım. Ben de benim dersim var diye programlama diye bir cevap bekliyordum sizden. Neredeyiz? Bugün ne? Günlerden bu değil. Bugün salı değil mi? Evet, şurada bir boşluğumuz var, edebiyat. Sonra beraberiz. Peki sevgili gençler, programlama dersine biraz katılımcı olmanızı bekleyeceğim. Biraz sesiniz çıkmasını isteyeceğim. Artık hocam şeye geçecek miyiz artık? Efendim? Python'a geçecek miyiz? Bakacağız. Zamanı gelmişse, eksiğimiz varsa şeyde, Scratch'te. Scratch'te bir uygulama gönderdim size, baktınız mı? Evet hocam. Sayının hatta karesini attım. İsteme. Yaptınız mı onu peki? Sayının karesini isteme. Evet. Yaptım galiba hocam. Bir bakalım. Ha hocam evet, ben onu yapamamıştım. Onu bir daha yapsak iyi olurdu. Şu değil. Şöyle yapalım. Projelerim. Bu çeviriyi değişmiş herhalde. Yok, kendimkilerim. Kendimkilerim nasıl bir çeviridir ya? Şu. 9 kişi bakmış buna. Hayır
Hayır hocam, yapmadım ben bunu. Şu mesela, merhaba ben Elvin. Biraz matematik pratiği yapalım mı? Hangi sayının karesini öğrenmek istiyorsun? Söyle bir sayı. 5 hocam. 5. Niye herkesin aklına 5 geliyor? Ben de 5 yazıyorum direkt. Hocam ben de 5 diyecektim. Değil mi? 5 böyle sevilen bir sayı demek ki, popüler. Peki 5 diyelim. 5 sayısının karesi 25. Bakın burada nasıl yapıldığını anlatan bir video çektim ben sizler için. Şu programlamanın temelleri. Normalde ders kayıtlarını atıyorum sadece ama bu sefer oturup bir ders kaydı değil, bir uygulama kaydı yaptım. Ve 6 kişi bakmış, gerçekten de bayağı çok popüler olmuş bu aranızda. Buna bir bakın. Bunu inceleyin. Diyeceğim ama ne ara bakacaksınız bu? Peki derste konuşalım o zaman buna. Tamam hocam. Tamam Var hocam. mı sorusu olan? Yoksa oturumu kapatacağım, sonlandıracağım. Yok hocam. Yok hocam. Peki gençler, görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.